Oyunumuz başlıyor. Lütfen telefonlarınızın kapalı ya da sessiz olduğundan emin olunuz. Oyun esnasında flaşla fotoğraf çekmek yasaktır. Söylesene anne. Beni neden o karanlığa kapattın?
yoksa hayatın karanlığına alışmam için mi? İlk sen gösterdin korkuyu. İlk sen gösterdin karanlığı. Sonra arkası kesilmedi. Sen bilmiyordun ama ben çok karanlıkta kaldım anne. Çok korktum. Korkutan karanlık değildi aslında. Sensizlik korkuttu beni. Bir de Ayşegül'den ayrı kalmak. İşin bitti mi Bodrum'da? Bitti. Nasıl giriyorsun oraya? Böcekler yemiyor mu seni? Yemiyor. Tamam. Artık oyun oynayalım mı? Hadi oynayalım. Ne oynayacağız? Yere yatmaca. Ben oyun oynamak istemiyorum ama. Hadi gel. Hayır ya. Gel bak çok eğleneceğiz. Sana söyledim. Oynamayacağım işte. Oyundan sonra ben de seni lunaparka götürürüm. Beni lunaparka mı götüreceksin? Oradan çıkınca da oyuncakçıya uğrar sana bez bebek alırız. Bana bez bebek mi alacaksın? Hem de en güzelini. En beğendiğini. O gördüğümüzü mü? Tabii. Eğer annelere söylemezsen. Annemlere söylemem mi? Ben anneme yalan söylemem. Sonra beni Bodrum'a kapatırım ben. Annelere söylemezsin. Hayır. Yabancılardan hiçbir şey almayacaksın diyor. O zaman sen de abimden aldım dersin. Aa evet. O senin abin sayılır diyor. Ama senin aldığın bebeği alabilir miyim ki? Tabii alabilirsin. Biz seninle akrabayız. Akraban mı? Akraban ne demek? Babanın kardeşinin oğlu. Babamın kardeşinin oğlu mu? Hüsnü'nün oğlu. Hüsnü amcamın oğlu. Aa, Hüsnü amca senin baban yani. O zaman sen Hüsnü amcamın oğlusun. Ben de babamın kızıyım. Eteğini kaldırsana yukarı. Eteğimi verdin mi? Ben eteğimi hep temiz bakıyorum. Yengem almış. Evet çok beğendim. Yenge ne demek? Akraba demek. Akraba yani o da babamın kardeşinin oğlu. Ama gülme. Hiçbir şey anlamadım ben. Akraba işte hadi kaldır eteğini yukarı. Hayır. Kaldırmayacağım. Ayakkabılarımı beğendin mi? Onları da bana babam almış. Annem diyor ki babam beni çok seviyormuş. Annem öyle diyor. Bana hep bir tanecik kızım diyor. Seni de baban çok seviyor mu? Seviyor. Peki, babalar en çok kızları mı sever, erkekleri mi? Bilmiyorum. Nasıl bilmezsin? Ben biliyorum. Babam en çok beni seviyor. Annem abimi seviyor. Hem o okula giderken yasın diye yerine elma bile veriyor. Ama elmayı en çok ben seviyorum. Hem abim isteyince ben kendim elmamı ona veriyorum. Annem bana vermiyor. Hep yemeğini bitir diyor. Babam annemi kızınca da yemeyecektin o elmayı Adem diyor. Adem kim? Bilmiyorum. Bilmiyor musun? Ben de bilmiyorum. Ama sonra babam bana elma alacak. Ben de alacağım. Alma istemem. Tamam Luna Park'a gideriz biz de. Hayır. Ben zaten bir keresinde Luna Park'a gitmiştim. Ama oyuncakları küçüğüm diye bindirmediler. Ama ben oyuncaklardan korkmam ki. Sen korkar mısın? Korkmam. Erkekler hiçbir şeyden korkmaz mı? Peki kadınlar neden korkuyor? Hadi uzan ben artık. Ben Bodrum'a gitmekten çok korkuyorum. Hadi uzan artık kızacağım şimdi. Ya hayır! Ben de sana küserim. Küs. Bana ne ki? Ben de Ayşegül'le oynarım. Aa. Annem Ayşegül'ü yıkasın diye almıştı. Bana çok kızdı. Ben pis kızmışım, eteğimi de kirletmişim. Ona eteğimi temizledim. Ama bana inanmadı. O abimi seviyor. Abim maç yapıyor. Üstü başı çamur oluyor. Ama annem ona kızmıyor. Ben pis miyim? Değilsin. Hadi oynayalım artık. Ayşegül de pis değil. Ben ona hiç öyle şeyler söylemiyorum. Sana bir sır vereyim mi? Ver bakalım. Ama söz. Hiç kimseye söylemeyeceğim diyeceksin. Söz söylemem. Ben var ya, gizlice Ayşegül'le oynarken annemleri dinledim. Annem Zehra teyzeyle konuşuyordu. Zehra teyzenin koltuğunun altında kaş çıkmış. Hiç orada kaş çıkar mı? Ama ben gördüm. Annem de diyordu ki, Zehra temizle onları, kimseler görmesin. Ne kadar komik şey değil mi? Evet komik. Hadi oynayalım artık. Neden kızıyorsun ki bana?
Oy, eğleneceğiz diyorum. Neden anlamak istemiyorsun? Canım yanıyor. Bu yüzden bu oyunu oynamak istemiyorum. Annenlere söylerim onları dinlediğimi. Annemlere ne olursun söyleme onu dinlediğimi. Sonra beni bodruma kapatır yine. Tamam öyleyse ya. Hayır ne olursun lütfen. Eğleneceğiz diyorum. Canım yanıyor. Bu oyunu oynamak istemiyorum. Ne olursun. Söz canını yakmayacağım. Lütfen. Sana yapmayacağım. Lütfen git buradan. Git buradan ne olursun istemiyorum. İstemiyorum. Git buradan. Git buradan ne olursun. Ne olursun çok korkuyorum. Çok korkuyorum. Git buradan. Çok korkuyorum. Git. Git. Git buradan dedim sana ne olursun. Git buradan. İstemiyorum. Biliyorum. Söylemiyorsun ama.
biliyor zaten. Ben babamın değil, senin kızınım. Anne konuşsana. Allah aşkına, kız bana. Bağır çağır ama bir şey söyle. Kötü kız oldum değil mi ben? Söz bir daha seni kirletmeyeceğim. Ama ben yapmadım ki. Çocukluğumu ben kirletmedim. Ben bilmiyordum kirleneceğini. Hem o bana çok kızla oynamıyorum diye. Zehra teyze de sen de kaşanmacı oynamıyor muydun? Bana niye kızdın ki? Hayat zaten oyun değil mi? Bazen kaybediyoruz, biliyorum. Büyüdüm ben. Mızıklamıyorum hiç. Hem de hiç. O kazansın. Bırakıyorum. Ben kazansam ne olacak ki? Başka bir oyunda yine kaybedeceğim. Anne ben senin kızınım. Sen de hiç kaybetmedin mi? Hep kazandın mı? Babam geçen gün hayat mücadelesi çok zor diyordu Hüsnü amcama. Mücadele ne demek anne? Düğünde söyleyecek miyim ben de böyle? Bir anlasam ne demek mücadele? Bir anlasam ne demek hayat? Bir anlasam. Anne! Neden hiç konuşmuyorsun benimle? Küstün mü yoksa bana? Anneler kızlarla küser mi hiç? Hayata mı küstün yoksa? Ben de sana küsüyorum hayat! Konuşma! İstemiyorum! Barışmayacağım seninle! Boz! Ben bozdum, sen de boz! 13 yaşındaydım. Babama tarlada yardım ediyordum. Başaklar ne çok bu sefer. Ben onları havalandırdıkça tıpkı şarkı söylüyor gibi dans ediyorlar. Haydar onlara eşlik ediyor. Haydar bizim rüzgarın adı. Babaannem ona öyle sesleniyor. Çok uzaklardan gelip eşlik ediyor başaklara. Başaklar onu gördükçe o kadar çok havalanıyorlar ki. Keşke siz de görseniz. Ha, bir daha o düşen keklikler eşlik ediyor. Başaklar coştukça coşuyor. Ama sonra toprağa düşüyorlar. Benden bir yaş büyük abim var. Aha şurada çalışıyor. Onun da anneleri şarkı söylemiyor. Abim şarkı söylemeyi öğretmemiş midir onlara? Belki kendisi de şarkı söylemek istemiyor. Abim, canım benim, öz abim, biricik abim. İnsanın abisi olması ne iyi? Bilmem. İyi yani işte bana iyi geliyor. Başka abileri sevmedim. Nedenini sormayın söyleyemem sevemedim işte. Keşke annem de bugünleri görseydi. Annem onu çok severdi. Belki de bir tek o hatıra kaldı bana. Ha bir de bez bebeğim. Adı neydi unuttum şimdi. Anneminki de Belikar'dı onu. Daha geçen yıla kadar onunla oynardım. Şimdi babama yardım ediyorum. Bir gün yine başaklar dans ederken uzaktan acı bir çığlık duydum. Kafamı kaldırdım, sese baktım, içim karardı. Yoksa gökyüzü müydü kararan? O duman niye vardı? Babam yanımdan koşarak geçti. Dumana gitti, sanki duman olmuştu. Birden bir baktım, etrafımda olan herkes o tarafa doğru koşuyordu. Abim yanımdan koşarak geçti. Kıpırdama dedi, kıpırdama. Kıpırdamadım. Uzun, upuzun zaman öyle kaldım. Hayat mı uzundu yoksa zaman mı farkına varamadım. Evimiz yakıldı. Annem çok üzüldü. Babam çok üzüldü. Abim çok üzüldü. Evimiz yandı. Tarlamız yandı. Babamın gençliği, annemin hayalleri, abimin geleceği yandı. Benim bebeğim yandı. Ben bebeğim neden yandı anlamadım. Sonra dediler ki babam onların dediğini yapmadı, içliğimizi yakmışlar. Sonra biz başka eve taşındık. İnsan alışıyor diyor büyükler. Ben taşındığımız eve alışamadım. Ne eve, ne mahalleye, ne insanlarına, ne hayatlarına. Artık kül rengi hayallerimin arkasında evim. Eski evim, güzel evim, bodrumu olan evim. Sonra babam başkasının tarlasına çalışmaya başladı. Annem başka tarlada, abim başka tarlada. Ben ikisinin yanına da gidiyordum. Ben yanlarına gittikçe tıpkı harmanda daneler gibi yere düştüklerini görüyordum. Bu daneler neden dans etmiyor? Yoksa dans etmeyi mi bilmiyorlar? Abim mi öğretmedi bunlara? Yoksa müzik mi bitti? 13 yaşındaydım.
Mahallede bir oğlan vardı. Kim olduğunu bilmiyorum. Fırında çalışıyordu. Ne zaman ekmek almaya gitsem, tezgahın arkasından kafasını kaldırmadan bana gizlice bakardı. Yüzünün yarısına düşmüş sarı saçları vardı. Ben yüzünün hep yarısını görürdüm. Hep o yarım yüzünü. Diğer yarısı da bana bakar mıydı? O da 13 yaşındaydı. Kalp ne kadar hızlı atar. Göğsümden dışarı çıkar mı hiç? Ya eli elime değerse? Of, göğsüm delinecek bir gün. Dur kalbim, lütfen dur. Onun eli değmiş ekmekler ne güzel kokar. Sıcak, sımsıcak içimi eriten ekmekler. Daha neleri bilirim. Hiç bu kadar güzel kokmaz. Nereden gelir bu ekmeğin kokusu? Yoksa ekmekler o mu kokardı? O da 13 yaşındaydı. Kış gelmişti. Her taraf beyazdı. Dışarıda kar taneleri tıpkı başaklar gibi dans ediyorlardı. Ama ben hiç üşümüyordum. Her gün ekmek almaya ben gidiyordum. Bir gün gittiğimde fırında o yoktu. Gözlerim onu arıyordu. Kalbime garip bir şeyler oldu. Ağrıyor desem değil, sızlıyor desem kalp nasıl sızlar? Bu hissettiğim sızı mı? Of, bu aşk beni yakar. Aşk? Anlamını bile bilmiyorum. Tam kapıdan çıkıyordum, fırına girdi. Eli elime değdi. Gerisini anlatmam. Anlatamam. O akşam babam eve elma getirmeden geldi. Her zamanki gibi kapıyı ben açtım. Anladım, kötü bir şeyler var. Ayakkabılarını çıkardı, ceketini çıkardı, cebinden sigarasını çıkardı, masaya attı. Gitti koltuğa oturdu. Hayır, oturmadı, yığıldı. Kapıda kaldı. Evimiz yandığında böyle olmamıştı. Hiç kimseye bakmıyordu. Uzun süre öylece oturdu. Annem anlamıştı bir şeyler olduğunu. Abim anlamıştı. Bir ben anlamadım. Sonra babam konuştu. Beni istediklerini söyledi. İstemek mi? Beni mi? Kim beni ister ki? Neden istesin ki? Ne yapacak ki beni? Önce şaşırdım. Korktum. Bu kış ilk kez üşüdüm. Beni isteyen alıp gidecek mi yani? Nereye götürecek? Ya anne? Ya babam? Ya abim? Sonra fırın? Yüzünün yarısına düşmüş sarı saçlı oğlan. Küçüktüm. Babaannem daha sağdı. Babam seni babaannen istiyor, gider misin dediydi. Önce şaşırdım, korktum. Sonra yanlarına gidince anladım ki beni sadece sevdiler. Sonra gizlice sevindim. Evimiz yanmadan önce annemin bir arkadaşı bu kızını ben alacağım demişti. Ne hamarat bir şey bu. Sonra onun evine gittim. Öyle güzel şeyler gösterdi ki bana. Hepsini kendisi yapmış. O kadar çok kazak örmüş ki. Bir o kadar da çorap. Sonra renk renk örtüler, upuzun çarşaflar, kocaman yumuşacık yastıklar gösterdi bana. Sen büyür, sana da yapalım dediydi. İnsan büyüyünce çok kazığı, çok çorabı oluyordu demek ki. Annem bana örüyordu ama az. Bazen çoraplarımın ucu yırtılıyordu. Kendim dikiyordum. Annem abiminkileri dikiyordu. Canım abim. Her çorabı yırtılır, her çorabı yamanırdı. 13 yaşındaydım. Babam beni istediklerini söyleyince önce sevindim. O teyzenin evindeki gibi hem şeyler göreceğini sandım. O sevinçle anneme baktım. Gözündeki ne anne? Neden öyle bakıyorsun bana? Sevindim diye kızdın mı yoksa? Ama yine çorap getirdim sana. Konuşsana anne, neden konuşmuyorsun? Gözünde parlayan şey ne? Yoksa ağlıyor musun? Sonra babama baktım. İlk kez bana bakmadan benimle konuşuyordu. İyi biri. Eğer anlaşırsak abine evlilik parası da çıkar. Üstüne bize de para kalır. Köy boşalınca annenle belki geri döneriz. Aynı ev yeniden yaparız. Hem iyi biri. İyi biri. Hiç tanımadığım, yüzünü daha önce hiç görmediğim, adını daha önce hiç duymadığım biri. İyi biri. Acaba o 13 yaşında mıydı? Ya fırıncı çırağı?
sonra geldiler. Yanlarında da çokça para. Baba sen beni 21 liraya mı verdin? Bir tanecik kızını. Kıyamadığın kızını 20.000. Hem 20.000 ne kadar ki? Ben çok para mıyım baba? Babam beni çok seviyor. Ben çok parayım. Peki abim kaç para baba? Beni istemeye geldiler ama iyi biri gelmedi. Onun sözlerini babama söylediler. Babam her şeye evet dedi. İyi biri büyüktü demek ki. Yaşı kaçtı acaba? Komşular anneme, kızın çok güzel, bahtı da güzel olur inşallah diyor hep. Baht ne demek anne? Nasıl güzel olur baht? Sonra bizim eve buzdolabı geldi. Çamaşır makinesi, bir de büyük televizyon. Babam beni verince bunları mı aldı? Yoksa iyi biri mi aldı bilemedim. Tüm akrabalar sürekli Allah razı olsun diyor. Annem hiç konuşmuyor, babam hiç konuşmuyor. İyi biri bana elbiseler aldı. Anneme de. Annem giymedi onları. Ben giydim, komşular giydirdi. Komşular beni çok beğendi. Nazar değmesin dedi. Sonra yaşlı biri geldi. Abim elini öptü. Hüsnü amcamdan büyük müydü? Sonra annem elini öptü. Peki babamdan büyük mü? Babam elini öptü. Belki de büyük babamdan büyük. Yüzü çok buruşuktu. Saçları da beyaz. Sonra babam dedi ki, öp kızım kocanın elini. Kocam, koca evlendiğin adama denmiyor mu anne? İstemek evlenmek mi? Hayır öyleyse ben istemiyorum. Ben istemiyorum. Kimse bana sormadı ki. Hayır anne ben istemiyorum. Annem benim. Canım annem. Bırak kolumu canım yanıyor. Bu yüzden de oynamak istemiyorum. Oynamayacağım. İstemiyorum. Köyün camisinden hoca gelmişti evimize. O kıydı nikahımızı. Kıydı bana. Babam bana kıyamazken. Babam çıkışta ona para verdi. Babam bana kıymıştı. Babam, bana kıydın mı? Neden konuşmuyorsun benimle? Canım babam benim. Küstün mü yoksa bana? Babalar kızlarına küser mi hiç? Hayata mı küstün? Hayata küsülür mü? Ben de sana küsüyorum hayat. Konuşma, istemiyorum. Barışmayacağım seninle. Boz, ben bozdum sen de boz. Yol sormak için bakkala girdim. Çıkışta sakallı biri yaklaşıp kıyafetimden dolayı yazıklar olsun. Allah seni kahretsin gibi laflar söyledi. Neden öyle söyledi anlamadım. Biliyorum aslında nedenini de sorma işte. Allah aşkına sen söyle. Ne var kıyafetimde? Neden herkes bana kötü kadınmışım gibi bakıyor? Hem sana bir şey söyleyeyim mi? Kötü kadın yoktur. Kadını kötü yapan erkektir. Mesela bizim şu Hamdi Usta. Nefret ediyorum o adamdan. İşe girdiğimden beri beni gözetliyor. Önce işi yapabiliyor muyum diye bakıyor sandım. Ama sonra baktım. Öyle yemeyin dedi. Karşıma geçiyor bana bakıyor. Bir gün kötü ters diyeceğim. İşten atar beni diye korkuyorum. Acaba büyük patrona mı söylesem? Ama o ona inanır ki. İt iti ısırır mı? O onun has adamı. Öf. Bazen avazım çıktığı kadar bağırmak istiyorum. Anne! Beni niye doğurdun? Kadın olmak istemiyorum. Ama artık çok geç. İki çocuktan sonra. Biz doğuluyuz. Eskiden babamların tarlası vardı. Şimdi elimizden aldılar. Biz de büyük köye geçtik. Başkasının tarlasında çalışmaya başladık. Beni tarlada görüp beğenmişler. Sadece güldüm diye hoşlarına gitmişim. 13 yaşındaydım.
Babam 20.000'e verdi beni. Dini nikahla evlendirildim. Çocuğum olmadı. Niye olmadı bilmiyorum. Bu yüzden çok dayak yedim. Oysa babam iyi biri demişti. 2 yıllık evliyken kocam kuma getirdi. Mendebur herif. Kendimi kapının önünde buldum. Aileme gittim. Boşanmadan 3.000 lira karşılığında yine dini nikahla daha genç biriyle evlendirdim. Şimdi bir kızım bir oğlum var. Hepinizdekini Allah bağışlasın. Oğlum büyüdü. Kocaman adam oldu şimdi işsiz. Tarlaya gidiyor yazları memlekete. Benim oğlan da böyle çalışıyor işte. Veremedik. Olmadı. Çocuk çalışmaktan evlenemedi ki. Benim bey hasta. Bize oğlan bakıyor. Oğlana yardımcı olayım diye işe girdim. Sağ olsun bizim Zehra'nın kocası yardım etti. Hamdi Usta onun arkadaşı. Gözün gibi bak bu kadına dedi. O da gözüyle bakıyor. Nefret ediyor. Benim aldığım maaş ancak ev kirası, beyin doktor parası. Doktorlar bilemedi beyimin ne olduğunu. Ama iyi olacak inşallah. Ama asıl sorun bende. Evdekilere söyleyemedim korkudan. Doktor bana kanser dedi. Kanseri bilmezdim önceleyin. İnsan yaşayınca çok şey öğreniyor. Kanseri de öğrendim. Doktor ameliyat olmam gerektiğini söyledi. Ameliyatı nasıl olacaksın? Ne para var ne pul. Hem beye kim bakacak? Oğlan bakamaz. Kız gelemez. Gülümü gurbete kocaya verdik. O yüzden kimselere söylemedim. Söyleyemedim. Hele kızım duysa kahrından ölür. Kıyamam ona. O da ayrı dert. Gülüm önce köyden biri aldı. İçim el vermedi ama ne yaparsın. Töremiz böyle. Taş bastık bağrımıza. Gencecik kızlarımızı koca adamlar alır. Sonra çocuğu olmuyor diye dayak küfür. Her neyse. Şimdi başkasına verdik. İyi geçiniyor. Hem çocuğu da olacak. Şimdi artık hiç söyleyemem hastalığımı ona. Doktor, ameliyat olmazsan çok yaşamazsın dedi. Güldürme beni dedim. Çok yaşamak mı? Yaşamak isteyen kim? Şimdi tek dileğim şu oğlunun mürüvvetini görmek. O da haklı. Anne, evlenmek için para lazım diyor. Sözüm ona, kızı evlendirdiğimizde onun başlık parası yapacaktı. Ama olmadı. Bir de başlık parası yok derler. Gelsinler de bizim oraları görsünler. Paramız yok, pulumuz yok. Oğlan da bu yüzden veremedi. Büyükşehir'e biraz para kazanabilme umuduyla geldi. Buraya ilk geldiğimizde önce şaşırdım. Sonra korktum. Dediler ki etnik kökende dini inanışta ayrımcılık var. Dikkatli olun. Belki bu yüzden korktum. Belki şehrin büyüklüğünden bilemedim. Ayrımcılık ne? Bir türlü anlamadım. Oralarda bizi korkuttular, gitmeyin. Büyükşehir adamı yutar dediler. Buradaki insanlar biz doğudan gelenlere kötü davranışlarda bulunmuyor. Sen insan, herkes değil. Ya da ben kötü insana rastlamadım. Mesela yan evde bizim gibi köyden göçmüş Kırşehirli Hafize var. Onun 2 çocuğu var. Kocası sürekli dövüyor. Her dövdüğünde bize kaçıyor. Bizim bey barıştırıyor onları. Diğer yanda Esma oturuyor. O Karadenizli. Onun 3 çocuğu var. Hafize ile Esma temizliğe gidiyorlar. Bana da gel dediler ki de bizim bey izin vermedi. Ama artık bey hastalanınca yeter dedim. Ben çalışacağım. Zehra buldu bu işi bana. Dediğim gibi, iş yerinde kötü insana rastlamadım. Hamdi Usta hariç. Nefret ediyorum o adamdan. Bu dünya çok büyük. Benim dünyam küçücük.
sayenizde bu bülbülden farksız. Yaman Efes'i özlüyorum bu arada. Yaman çocukluğumu. Sonra annemi. Uzun zamandır hastaydı. Söylemedi, çıkıp çıkmadı. Ama ben biliyordum. Sonra gece Tarun'da... Geçen oğlan bu kitabı getirdi. İkisini de okutamadık. Kız ilk okulu bitirdi, oğlan liseyi. Ben de köylük yerde çok okuyamadım. Ama bizim kız bana zorla okumayı öğretti. Artık eksiksiz okuyabiliyorum. Oğlan bana bu kitabı getirdi de çok heyecanlandım. Kanserden ölen bir kadın yazmış. Belli, çok acılar çekmiş. Yazdıklarından ben öyle anladım. Onun da annesi ölmüş. İçinde bu şiiri buldum. Kimi gün öylesine yalnızdım, derdimi annemin fotoğrafına anlattım. Benim annemin bir fotoğrafı bile olmadı. Olsa ben de anlatırdım ona. Her zamanki haliyle dinlerdi. Hiç konuşmazdı. Çok şey öğrendim geçen 3 yıl boyunca. Alt katında uyumalı bir anzanın, üst katında çocukluğum. Kağıttan gemiler yaptım kalbimden ki hiçbiri karşıya ulaşmazdı. Aşk diyorsunuz. Limanı olanın aşkı olmaz ki bayım. Yüzünün yarısına düşmüş sarı saçları vardı. Ben hep yarısını görürdüm yüzünü. Hep o yarım yüzünü. Diğer yarısı da bana bakar mıydı? Daha 13 yaşındaydı. Ben de 13 yaşındaydım. Kimi gün öylesine yalnızdım. Derdimi annemin fotoğrafına anlattım. Annem ki beyaz bir kadındır. Ölüsünü şiirle yıkadım. Bir gölgeyi sevmek ne demektir bilmezsiniz siz bayım. Öldüğü gece terliklerindeki izleri okşadım. Çok şey öğrendim geçen 3 yıl boyunca. Acının ortasında acısız olmayı. Kalbimin ucu kararmış bir tahta kaşık gibiydi bayım. Kendimin ucunu kenar mahallelere taşıdım. Aşk diyorsunuz ya, işte orada durun bayım. Islak, unutulmuş bir taş bezi gibi kala kaldım. Kendimin ucunda. Öyle ıslak, öyle kötü kokan, yırtık ve perişan. Siz aşkı ne bilirsiniz bayım? Aşkı aşk bilir yalnız. Tüm şiirlerini okudum. Hem de defalarca. Ama en çok bunu sevdim. Bana annemi hatırlatıyor. Keşke yine burada dursa, bana baksa, hiç konuşmasa. Ölüm neden sevdiklerini alır insanın? Sevmedikleri kalır geriye. Mesela Hamdi Usta. Aman canım, o da eceli kaderiyle ölür bir gün vaktinden önce. Allah'ım, sen günah yazma ya Rabbim. Bakalım bizim sonumuz nasıl olacak? Neden sordum ki ben bu soruyu şimdi? Cevabı biliyorum. Kanserden. O da olmadı. Benim oğlan vuracak beni. Nereden mi çıktı şimdi bu durup durmadık yerde? Durduk yere değil. İnanması güç biliyorum ama gerçek bu. Hamdi Usta. Ona yüz vermiyorum diye dedikodu yayacakmış. Kötü kadın diye gösterecekmiş beni. Sigara molasında işçi kızlar konuşurken duydum. Daha önce de başka bir kadına yapmış. Onu kocası bıçaklamış. İşçi kızlar büyük patrona şikayete gitmiş. Kovmakla tehdit etmiş. Böyle bir adama nasıl iftira atarsınız? Kapatın konuyu, bir daha duymayayım demiş. Önce şaşırdım. Bir insana neden yalan söyler? Nasıl yalan söyler? Annesi onu bodruma kapatmamış mı hiç? Sonra korktum. Çok korktum. Ya beyim duyarsa?
kirletir miyim ben bu dedikoduyla? Allah'ım, düşündükçe bile kötü oluyorum. Hayat, ne kadar zalimsin. Hamdust da bir, sen iki. Neden bu kadar acımasızsın? Neden konuşmuyorsun benimle? Tabii susarsın. Söyleyecek lafın yok çünkü. Bodruma kapanırken de sustun. Eteğim kırmızı olurken de. Söylesene hayat. Evimiz yanarken neredeydin? Yaşlı biriyle evlendirilince neden konuşmadın? Neden dayak yerken seyrettin beni? 3000'e satılınca, üstüme kuma gelince, beyim hastalanınca, annem ölünce neden konuşmadın? 13 yaşındaki kızım evlendirilince. Söylesene. Yoksa sen bize küstün mü hayat? Hayat içinde yaşattığı insanlara küser mi? Öyleyse ben de sana küsüyorum hayat. Konuşma. İstemiyorum. Barışmayacağım seninle. Boz. Ben bozdum, sen de boz. Sonra oğlum aklıma geldi. Ferahladı. İçim huzur doldu. Biliyorum, saçma. Ben ona can verdim. Beni çok sever. Ben de onu. Ama onları böyle büyükle bırakıp gitmek bana ölümden beter gelir. Ben de en iyisi ölmek diye düşündüm. Ama can tatlı. Kendimi öldürsem kıyamam ki. Ama en sevdiği alırsa sevdiğinin canını seve seve verir insan. Zaten bu can bizim değil ki. Doğduklarında onlara, çocuklarımıza vermiyor muyuz her şeyi? Olsun dedim. Benim oğlum yapar. Temizler annesinin kirini. Çünkü o sevabıyla, günahıyla benim oğlum. Kiri temizlemek de bana düştü. Canım annem, çok severdi beni. Ne yaparsam öpeyim, kızmazdı bana. Bir gün hiç unutmam, arkadaşlarla mahallede maç yapmaya gittik. Evde formumu bulamadım. Ben de babamın beyaz atletini aldım. Üstüne bahçe duvarının boyasıyla formamızın şeklini çizdim. Bence çok güzel oldu. Arkadaşlarım da çok beğendi. O gün takım olarak yenilsek de ben tek başıma 3 gol atmıştım. Sonra eve geldim. Annem beni gördü. O an anladım ki babaların atleti boyanmaz. Korktum. Annem gülmeye başladı. Neyi güldüğünü anlayamadan lavaboya koştum. Bir de baktım ki yüzümde kocaman bir çamur lekesi. Öyle güzel ki, kalp şeklinde. Annem görmüş müydü atleti? Yoksa lekeye mi gülmüştü? O gün bana kızmadı ya, dedim bu iş tamam. Bir daha annem bana kızmaz. Gerçekten de öyle oldu. Bir daha hiç kızmadı bana. Tek dileği vardı beni ev vermek. O da olmadı işte. Hem nasıl olsun ki, para yoktu. Canım annem. Beni ev vermeyi çok istiyordu, biliyorum. Gizli gizli para biriktiriyordu. Neyse, konumuz bu değil zaten. Belirli bir yaşa gelince anlıyor insan. Anlıyor ama geçmişini silemiyorsun ki. O yüzle nasıl çıkardım insan içine? O yüzle, yüzsüzlükle. Namus bu. Anamdan değerliymiş be. Bir insan hayatından değerli. Şimdi aklım almıyor, bir insan hayatından daha değerli ne olabilir diye. Öyle değilmiş. Demekle olmuyormuş. Gençlik de var tabii sende. Kiri temizlemek de bana düştü. Canım annem. Neden yaptın bunu bana? Neden ben? Erkeğim diye mi? O üstündeki kir mi annem?
Bilemedim ne yapmalım. Söylesene anne. Güle dikeni batar mı? Beklettik, saat 6.30'da başlayacağız dedik. Ondan sonra bu kadar kalabalık olabileceğini tahmin bile etmiyorduk. Sandalye tedarimiz de yoktu. Onun için biraz da geç başladık, özür dilerim. Daha fazla konuşmaya devam edeceğim ama konuşmaya başlamadan önce burada eski demo üyeleri ve bu seneki demo üyeleri var. Birazcık kargaşa çıkabilir ama ben o bütün demo üyelerini şu an sahneye davet etmek istiyorum. Çağırmamdaki neden, bugün bu oyun burada çıkıyorsa, yönetmenliğini ben yapıyorsam, hepsinin bu oyunda bir katkısı var, az veya çok, ne kadar bilmiyorum şu an ama hepsi bu oyunda bir şeyler yaptı, oyunun bir yerinden tuttu. Oyun ekibimiz belki 13 kişilik olabilir ama gerçekten şu an sahnede olan bütün insanlara ben tekrardan sizin karşınızda. Beğenmişsinizdir diyeceğim ama böyle bir konuda, böyle bir şeyde demek de dilime de varmıyor. Türkiye'de ve dünyada yapılan, yıllardan beri gelen kadına, haklarına saygı duymamak. Kadına demeyeceğim, insanlık ayıbı gibi bir şey bu. Artık cinayetten öte tecavüzler, tacizler, ölümler.
insanlık ayıbı düzeyine geldi. Ve bu sene de biz demo olaraktan böyle bir tepkimizi ortaya koyalım istedik. Tabii İzmir bu gibi işlerin yapıldığı yüksek bir yer. Bu gibi işler sürekli yapılıyor. Başka topluluklar olsun, başka kulüpler olsun bunu çok yapıyorlar. Biz bu oyunu götürebildiğimiz kadar böyle işlerin yapılmadığı yerlere götürmeyi hedefliyoruz. Demo olarak bunu Türkiye'nin diğer taraflarına da götürmek istiyoruz. Çünkü İzmir'de yapsak, İzmir'de başka insanlar da yapıyor. İzmir zaten bunun bilincine gelmiş bir yer. Hemen hemen gelmiş bir yer. Şu an çok heyecanlıyım, kusura bakmayın. Geldiğiniz için teşekkür ederim. Bu demonun bu seneki birinci oyunu, ikinci oyunumuzun da reklamını yapayım. Diğer yönetmen arkadaşım Sait İşlek şu an burada değil, başka bir oyun olduğu için oyuna gitti. Tabii yönetmen yardımcımız burada. Bu arada tekrardan geldiğiniz için teşekkür ederim.